Bugün size Deniz Kızı ve doğum gününün hikayesini anlatmak istiyorum. Bir deniz kızı arkadaşlarıyla birlikte büyük ve güzel bir okyanusta yaşıyormuş. O gün herkes için çok önemli bir günmüş. Çünkü deniz kızının doğum günüymüş. Küçük yengeç de bütün gün arkadaşlarıyla oynadığı ve eğlendiği için bugünü çok seviyormuş. Kaplumbağa sabah uyandığından beri partinin başlamasını ve arkadaşının yanına gitmesini bekliyormuş. Ancak bu yılki kutlama diğer yıllardan farklıymış. Parti başlamadan önce küçük İstiridye çocukların yüzmeye geldiklerini fark etmiş ve deniz kızını görebileceklerini düşünmüş. Bu yüzden hızla deniz kızına gitmiş ve ona çocukların gittikçe yaklaştığını söylemiş. Küçük yengeç bu haberi duyunca çok korksa da deniz kızı çocukları neşeyle karşılamış. Ve doğum günümde yanımda olursanız çok mutlu olacağım demiş. Herkes deniz kızının doğum günü pastasının etrafına toplanmış. Çocuklar deniz kızını görünce çok şaşırmış. Ve nazik deniz kızlarının olduğunu herkese göstermek için bugünün hatıra fotoğrafını çekmek istemişler. Deniz kızı bütün günü arkadaşlarıyla ve yeni tanıştığı dostlarıyla geçirmekten çok memnun olmuş. Çocukların gitme vakti gelmiş. Herkes çok mutluymuş, özellikle de küçük yengeç. Çünkü her yıl olduğu gibi arkadaşa harika bir gün geçirmiş. Bir bahar gününde Sam'in ailesi güzel bahar mevsiminin keyfini çıkarmak için şehir parkına piknik yapmaya gitmiş. Vardıklarında Sam doğal güzelliklere ve parka hiç dikkat etmiyor, sadece tabletiyle oynuyormuş. Parktaki bütün çocuklar oyun oynayıp güzel park manzarasının keyfini çıkarırken aniden tatlı şirin bir kelebek Sam'in tabletine gelip konmuş. Kelebeğin güzelliği tarafından büyülenen Sam ona ilgi göstermeye başlamış. Sam kelebeği takip etmiş ve onu yakında göletteki bir taşın üzerine otururken görmüş. Taşın çok güzel olduğunu fark etmiş. Sam taşı cebine koymuş ve sonra da kelebeği takip etmeye devam etmiş. Bu sefer de kelebek çam kozalağının üstüne oturmuş. Kozalak o kadar güzelmiş ki Sam onu dikkatlice incelemiş. Ardından kelebeği tekrar takip etmiş ve o kırık bir ağaçta yuvasını yapan bir sincap görmüş. Sincabın ağacı fındıklarla doluymuş ve Sam gördüğü şeyleri çok ilginç bulmuş. Kelebek uçup gitmiş. Ancak Sam doğadan gösterdiği her şeyi toplamış ve babasına göstermiş. Sam'in babası bulduğu her şey hakkında ona açıklamalar yapmış. Sam artık doğayla arkadaş olmuş ve artık doğaya çıktığında veya parka gittiğinde her zaman etrafına bakıyor ve macera arıyormuş. Doğanın güzel ve sevilecek şeylerle dolu olduğunu fark etmiş ve her zaman onlarla arkadaş olması gerektiğini anlamış. Yağmurlu bir günde altın renkli bir şemsiye şehrin hareketliliği arasında kaybolmuş. Ve sürekli rüzgar tarafından bir yandan diğer yana savrulmuş. Ta ki rüzgar onu güzel ve yeşil bir parka götürene dek. Parkta insanlar gidip geliyorlarmış ve çocuklar oyun oynuyormuş.
Altın renkli şemsiye parktaki insanlar ve hayvanlarla arkadaş olmaya çalışıyormuş. Parktaki korkmuş küçük bir kediye yardım ederek ona yalnız olmadığını hatırlatmış. Kış mevsiminde kar yağdığında çocukların başının üzerine giderek onların ıslanmamasını sağlarmış. Sonbahar mevsiminde parktaki insanlara rüzgar ve yaprakların onları rahatsız etmemesi için yardım edermiş. İlkbahar mevsiminde serçelerin başının üzerine giderek onların ıslanmamasını sağlarmış. Yağmurun ardından karıncalara suyu geçip evlerine ulaşmalarında yardım edermiş. Tüm yıl boyunca park bankının yanında oturur ve yardıma ihtiyacı olan herkesle birlikte olurmuş. Bir süre sonra altın renkli şemsiye birçok arkadaş edinmiş. Artık yalnız değilmiş çünkü herkesle iyi arkadaş olmuş. Güneşli bir günde parkta dinlenen üç çocuk futbol oynamak istiyormuş. Parkta onları gören Jim yanlarına gelmiş ve onlarla futbol oynayıp oynayamayacağını sormuş. Diğer çocuklardan biri üç kişi oldukları için ona izin veremeyeceklerini, oynamak istiyorsa üç kişi olması gerektiğini söylemiş. Onları duyan Sara ve Rose diğer iki kişi olabileceklerini söylemiş. Jim mutlu olmuş, kızlarla birlikte iki kişi bulduğunu söylemiş ve böylece üç kişi olmuşlar. Çocuklar gülmüşler ve kızların futbol oynayamayacağını, özellikle de Sara ve Rose'un oynayamayacağını söylemişler. Onlarsa kesinlikle oynayacakmış. Oyun başladığında Jim topa sert bir şekilde ayağıyla vurmuş ve top kaleciye doğru yüksekten uçmuş. Kaleci topu almış ve çok kolay olduğunu söylemiş. Daha sonra karşı takım Sara'ya faul yapmış ve Jim topu kaleye sert bir şekilde vurmuş. Jim gol atmış. Ancak Sara faul yaptığı için sayılmadığını söylemişler. Rose da Jim'in Sara'ya faul yaptığını söylemiş. Ancak çocuk kendisinin faul yapmadığını, sadece fiziksel güç kullandığını, Sara'nın kendisinin düştüğünü söylemiş. Sara üzülmüş ve oyunun adil olması gerektiğini söylemiş. Kazanmaya kararlıymış ve topa tüm gücüyle vurmuş. Top kaleye doğru gitmiş ve gol olmuş. Bunun üzerine bir kez daha tekrarlamış ve tüm şutları gol olmuş. Çocuklar ellerinden geleni yapmışlar. Ancak Sara ve Rose'a ayak uyduramamışlar. Sürekli gol yemişler. Oyunun ardından asla oyunda hile yapmamaları gerektiği ve kimseyi küçümsememeleri gerektiğini anlamışlar. Sıcak ve güneşli bir günde okul zili çaldığında Lola mutlu bir şekilde eve gitmiş. Yol boyunca eve gidip sevimli ayısıyla oynamayı düşünmüş. Eve geldiğinde anneannesinin de geldiğini görmüş ve onu gördüğüne çok sevinmiş. Ama ayının yanına gittiğinde küçük kız kardeşinin ona sarılıp uyuduğunu görünce onu alırsa uyanıp ağlayacağını düşünmüş ve Lola bunu yapmak istememiş. Çok üzgünmüş ve ayısını gerçekten istiyormuş. Lola'nın ağladığını duyan anneannesi yanına gelmiş ve "Neden ağlıyorsun?" demiş. Küçük kardeşinin oyuncağını alıp uyuduğunu söylemiş. Lola'nın üzgün olduğunu anlayan ancak kardeşini uyandırmadığını duyan büyük annesi ona "Sen harika bir kızsın. Şimdi odaya git ve bana iplik getir." demiş. Lola hemen gidip ve büyük annesinin istediği şeyleri bulup ona getirmiş ve ipliğini büyük annesine verirken büyük annesine şöyle sormuş.
Büyük anne, ne yapmak istiyorsun? Oysa şöyle demiş, sabırlı olmalısın. Büyük anne yeni bir oyuncak bebek dikmeye başlamış. Diktikten sonra onu pamukla doldurmuş. Oyuncak gittikçe daha da güzelleşmiş. Lola çok mutlu olmuş. Büyük annesinin çalışmasını görmekten keyif almış. Büyük anne bütün gece dikmiş. Lola sabah uyandığında güzel bir oyuncak görmüş. Çok mutluymuş. Çünkü eski ayısından daha güzel ve daha büyükmüş. Şimdi hem Lola hem de küçük kız kardeşi çok mutluymuş. Bir zamanlar büyük bir çölde küçük bir deve yaşarmış. Bir sabah dişlerini fırçalamak için kalktığında diş fırçasının yerinde olmadığını fark etmiş. Kendini iyi hissetmemiş. Bu yüzden diş fırçasından bir iz bulmak için dışarı çıkmış. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Ta ki bir köyün yakınında yaşayan bir porsuğun yanına varıncaya kadar. Diş fırçamın nerede olduğunu biliyor musun diye sormuş. Her sabah uyandığımda dişlerimi fırçalamam gerek. Porsuk, hayır, nerede olduğunu bilmiyorum ama belki Mirket biliyordur demiş. Minik deve yine yola koyulmuş. Mirket'e ulaşana kadar gitmiş, gitmiş, gitmiş. Ona diş fırçamın nerede olduğunu biliyor musun diye sormuş. Evet, karınca hanımın elinde olduğunu gördüm. Ama diş fırçanın neden onun yanında olduğunu bilmiyorum demiş. Yolda bir otelin yanında yaşıyor demiş. Küçük deve yoluna devam etmiş. Karınca hanımı bulmaya gitmiş. Karınca hanıma ulaşana kadar rüzgar ve toprağın içinden geçmiş. Onu selamlamış ve "Bayan karınca, o fırça benim. Bana diş fırçamı verir misiniz?" demiş. Karınca hanımsa "Hayır, bu senin değil." demiş. "Bu benim süpürgem. Burada temizlik yaptığımı görmüyor musun? Bu sabahtan beri burası çok kirliydi. Temizlemeliyim." demiş. Küçük deve ise ona dişlerimi fırçalamazsam dişlerimin kırılacağını ve dişlerinin ağrıyacağını söylemiş. Karınca hanım devenin haklı olduğunu görünce her sabah dişlerini fırçalaması için ona diş fırçasını geri vermiş. Güneşli bir günde küçük bir çocuk ailesi ve sevgi dolu köpeğiyle güzel bir evde yaşıyormuş. Köpek ve çocuk hep birlikte oyun oynarlar ve mutlu olurlarmış. Ama o gün köpek çocuğun yanına gittiğinde onun çok üzgün olduğunu görmüş ve hiç oynamak istemediğini anlamış. Köpek çocuk için gidip ona bir şeyler almayı düşünmüş. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Ta ki bir fırına varıncaya kadar oğlan için bir parça ekmek ve kendisi için de bir parça ekmek almış. Dönüşte kendisi bir parçasını yemiş ve çocuğa diğer parçasını götürmüş. Ama çocuk ekmeği gördüğüne hiç sevinmemiş. Bu yüzden şehre geri dönmüş. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Bir kafeye varana kadar gitmiş. Kafeden bir kahve almış. Kahveyi çocuğa vermiş. Çocuk kahvenin tadını hiç sevmemiş. Kahve çok acıymış ve çocuklara uygun değilmiş. Köpek tekrar gitmiş, gitmiş, gitmiş. Ta ki bir manav dükkanına varıncaya kadar kendisi bir elma yemiş ve çocuğa da bir elma almış. Çocuk elmayı görünce çok sevinmiş ve elmadan kocaman bir ısırık almış. Köpek çocuğun faydalı ve enerjik şeyler istediğini anlamış. Bu yüzden gitmiş, gitmiş, gitmiş. Bir mandıraya varıncaya kadar o mandıradan büyük bir bardak süt almış ve eve geri dönmüş. Çocuk hem sütü hem de elmayı yemiş.
Enerjiyle dolduğunda oynamaya başlamış. Oğlan ve köpek daha önce olduğu gibi saatlerce oynamışlar. Soğuk kış gecelerinden birinde, önceki günden beri yoğun kar yağmıştı. Kardan adam çam ağaçları ve kargalarla dolu parkta yalnız kalmış, etrafa bakınmış ve çocukların mutlu bir şekilde parka girmesini beklemiş. Parkın sessizliğini çocukların sesleri bozmuş. Her yer heyecan ve neşeyle dolmuş. Çocuklar mutlu bir şekilde parka girmişler ve kardan adamın etrafına doluşmuşlar. Artık kardan adam yalnız değilmiş ve çok mutluymuş. Çünkü parkın koşuşturmacasını her zaman sever ve yalnız kalmayı da hiç sevmezmiş. Çocuklar parkta kimse kalmayana ve neredeyse ayrılma vakti gelene kadar geceye kadar oynamışlardı. Sonrasında park yine sakinleşmiş ve kardan adam üzülmüştü. Ertesi gün çocuklar tekrar parka geldiklerinde kardan adamın üzgün yüzünü görmüşler ve kardan adamın yalnız kalmayı sevmediğini anlamışlardı. Çocuklar tekrar oynamaya başlamış ama kardan adam hala üzgünmüş. Çünkü çocukların onu tekrar terk edeceğini ve kendisinin tekrar yalnız kalacağını biliyormuş. Çocuklarsa onun gibi bir kardan adam daha yapmaya başlamışlar. Güneş battığında kardan adam yine yalnız kalacağını düşünmüş. Ama artık kardan adam kendisi gibi bir kardan adam arkadaşı olduğu için yalnız değilmiş. Kahkahaları ve mutlulukları uzaktan duyulabiliyormuş. Bir zamanlar büyük ve yeşil bir ormanda küçük bir gergedan yaşarmış. Kendini hep çok yalnız hissedermiş. Gergedan arkadaşını uzun zamandır görmemiş. Bu yüzden ona bir mektup yazmış ve bu mektupla onu görmeyi ummuş. Mektubu küçük kuşa ulaşmış. Mektubu okuduğunda karamsar arkadaşı anlamış ve onu çok özlediğini, onunla görüşmek istediğini ama etraftaki böceklerden kurtulması gerektiğini söylemiş. Ve ona onun bir gergedan olduğunu, yerde koşup yürüdüğünü ama onunsa bir kuş olduğunu ve göklerde uçtuğunu söylemiş. Ama minik kuş yine de küçük gergedanın yanına gitmiş. Yanına vardığında, "Seni çok özledim, uzun süredir görüşmüyorduk." demiş. Ve ikisi çok mutlularmış. Gün batımına kadar birbirleriyle sohbet etmeye ve anılarını paylaşmaya başlamışlar. Çok da eğlenmişler. Sabah gergedan ve küçük kuş birlikte yürüyüşe çıkmışlar. Gergedanı takip etmek isteyen kuş uçabildiğini ve yerde yürümenin çok zor olduğunu söylemiş. Gergedan bunu düşünmüş ve gün batımında küçük kuşa bir hediye vermiş. Kuş çok mutlu olmuş. Hediyeyi açmış ve onun bir çift paten hediye aldığını görmüş. Ertesi gün ayakkabılarını çıkartmış ve patenlerle artık hızlı hareket edebiliyormuş. Ve gergedan mutlu bir şekilde peşinden koşuyormuş. Minik kuş bu hediyeden dolayı çok mutlu olmuş. Karamsar arkadaşından döndükten sonra kuş arkadaşlarına bütün her şeyleri anlatmış. Kuşların da diğer hayvanlarla çok güzel bir arkadaşlık kurabileceğini anlamış. Bir zamanlar güzel bir köyde resim yapmayı çok seven bir kız yaşarmış. Kızın sihirli bir fırçası varmış ve yaptığı her şey gerçeğe dönüşüyormuş. Bu yüzden köy halkına yardımcı olacak resimler yapmaya çalışıyormuş. Çok çalışan ve yalnız kalan komşusu için köpek çizmiş.
köpek gerçek olmuş ve komşusu çok mutlu olmuş. Köydeki evsiz adam hep bir evinin olmasını hayal etmiş. Bu yüzden küçük kız orada yaşayabilsin diye ağaç bir ev çizmiş. Resim ne zaman tamamlansa gerçek olmuş. Artık evsiz adamın yaşayacak bir yeri varmış. Sonrasında ekinlerini toplarken hep gergin ve üzgün olan bir çiftçiyi görmeye gitmiş. Ona çalışırken neden hep gergin olduğunu sormuş. Çiftçi, "Bozuk olan bir traktörüm var ve ekinlerimi hasat edemiyorum," demiş. Kız çiftçi için yeni ve eksiksiz bir traktör çizmiş ve bittiğinde gerçek olmuş. Çiftçi işi kolayca yapmış. Ta ki bir gün kralın askerleri kızın yanına gelip kralın onu görmek istediğini söyleyene kadar kız şaşırmış. Kralın yanına gittiğinde kralda bir çanta dolusu bozuk para olduğunu görmüş ve daha çok parası olsun diye ondan bunları çizmesini istemiş. Kız çok üzülmüş. "Tamam, senin için resim yapacağım," demiş. Kız saraya gelecek olan Yağmur ve Sel'in resmini yapmaya başlamış. Bitirince krala göstermiş. Kral şaşırmış ve "Bu benim tablom değil," demiş. Kız saraydan kaçmış, büyük bir kara bulut sarayın üzerine inmiş ve yağmur yağmaya başlamış. O kadar çok yağmur yağmış ki bütün saray ve içindeki eşyalar sular altında kalmış. Kral saraydan kaçmış ve kızın gücünü kötüye kullanmaması gerektiğini anlamış.